Hollanda 1. Lig takımı Fortuna Sittard, sportif direktörü çok tanıdık bir isim. Karşıyaka Konyaspor'da oynamış. Speedy Ars golcü. Sahibi de takımın sahibi Türk iş adamı Iştan Gün. Speedy Ars'a soralım. Yani Türkiye'de hakikaten iyi işler yaptı. Takım ligde zor günler geçiriyor şu anda. İkinci yarı ile ilgili takımın hedefi, ileriye dönük hedefler ne takımda? Yeah, I think we started the league not so good. İlk yarı bizim için zor geçti. Özellikle sezon başında çok yeni oyuncular katıldı bize ve özellikle yabancı oyuncularımızın adaptasyonu biraz sıkıntılı oldu bizim için. Ama lig ilerledikçe iyi bitirdik ilk yarıyı ve ikinci yarı için açıkçası özgüvenimiz yerinde. Konyaspor'da oynadı. Konyaspor taraftarı çok seviyordu. Karşıyaka'da oynadı. Karşıyaka'da çok taraftarın sevdiği bir isimdi. Golcü bir isimdi. Türkiye ile ilgili de aklına gelen en son hatırladığı şeyler ne? İyi şeyler. Çünkü maddi durum sıkıntı vardı Karşıyaka'da. I'm still waiting for my money but no problem. Türkiye'de iki dönem geçirdim. Çok iyi anılarım var. Tabii ki finans konusunda sıkıntılar yaşadık. Hala Karşıyaka'dan paramı bekliyorum. Alamadım. İkinci yarı gelmiştim Konyaspor'a. 14. sıradaydık. Kimse bizden bir beklentisi yoktu. Şampiyon bitirip büyük bir olay gerçekleştirdik bence. İkinci takım Karşıyaka. İzmir çok güzel bir şehir. Çok güzel anılarım var. Tabii finans konusunda sıkıntılar yaşadık ama iyi hatıralarım var Türkiye ile alakalı. Şimdi Konyaspor taraftarına son bir şey söylemek istiyorum. Bir de Karşıyaka taraftarına. Karşıyaka'nın bilinen bir sloganı var. Bir onu söyler mi bize? Kaf. Yeah, yeah. No, I remember of course. And taraftarlar aram çok iyiydi. Çünkü burada futbol kültürü var. Din gibi. Tabii Hollanda'da da çok futbolu seviyorlar ama burası çok farklı bir şey. Çünkü bütün taraftarlar takımlarına çok sahip çıkıyorlar. Bir sıkıntım olmadı taraftarlarla. Çok iyi günlerim oldu burada. Tabii ki son yıllarda kulüp bazında Avrupa'da iyi sonuçlar almıyor Türk futbolu. 2-3 yıldır bayağı bir düşüşte milli takım haricinde. Ama taraftarlarla beraber tekrar yükselişi geçecekler. Çünkü gerçekten burada bir futbol kültürü var. Ve bu oldukça her zaman Türkiye futbolu her zaman ön planda olacaktır. Son aslında Karşıyaka şu anda transfer tahtasını açamıyor. Arasında alacağı var. Önemli bir konu. Sıkıntı yaşıyor. They always told me. Para yarın garanti. Sürekli her zaman aynı şeyi söylüyorlar. Para yarın garanti ama bir gelişme yok şu an. Of course Konya is still a special team but tabii ki takip ediyorum. Konya'yı takip ediyorum özellikle. Şu an iyi durumda değiller. Sivas çok iyi iş çıkarttı ilk yarı. Ama Türk arkadaşlarım var. Onlarla konuşuyorum ve bana şey diyorlar. İşte sonunu getiremez. Aslında sonunu getirebilirse çok özel bir durum olur. Sanırım Beşiktaş'ı önde görüyorum. Hatta ikinci yarının başında hemen Sivasspor Beşiktaş maçı olacak. Bundan dolayı özel bir maç olabilir. Beşiktaş'ı favori görüyorum diyebilirim.